Dizinin ikinci bölümünde hem kurgusal zemini oluşturma bağlamında hem de dizinin bundan sonra takip edeceği yol anlamında epeyce mesafe alındığını söyleyebilirim. İkinci bölüm genel olarak savaş ve Helen'in dönüşümünün detaylarını aktarıyor bize. İlk bölümde bu ikilinin hayvanlara işkence eden ve onları öldüren ama sonradan salınan ya da salınıveren birisini öldürdüğünü duymuştuk. Onların televizyon ekranlarında kendilerini gizleyerek söylediği bu isyankar sözleri Ercüment'i bile heyecanlandırmıştı. İkinci bölümde işte bu dönüşümün hikayesinin tamamlandığını görüyoruz. Önce savaşa bakalım. Savaş toplumun iğrenç yüzüyle yüzleşmeye devam ediyor. O otobüsteki terbiyesiz adamı itelediği zaman kadının onu takdir ettiğini görüyoruz. Savaşın bu hamlesi onun adaletsizliğe ya da küstahlığa toplum içerisinde açıktan gösterdiği belki de ilk müdahalesiydi. Ve savaş bu müdahaleyi yaptığı zaman toplumdan takdir gördü. İşte bu onun için çok önemliydi çünkü savaşın otobüste gördüğümüz adamla aynı kafa yapısındaki babası bile onu hiçbir zaman takdir etmiyordu. Bir baba olarak yaptığı görevleri çocuğunun başına kakacak kadar iğrençleşen babası, savaşın evde bile huzursuz olmasına neden oluyordu. Evin içerisinde onu anlayabilen ya da ona anlayış gösterebilen tek kişi annesiydi ve Savaş zaten "anne seni çok seviyorum" demişti ona. Görüldüğü üzere Savaş toplumun içerisinde huzur bulamadığı gibi kendi evinde bile kendisini bir yabancı gibi hissediyordu. İnsanlar anlaşılamadığı her yerde bir yabancıdır aslında. Savaş artık kendisini ne ailesine ne de topluma ait hissetmiyordu. Diğer taraftan onun aklında taksicinin ölümü de vardı. Ve gece vakti çalan kapı zili bile onu huzursuz etmeye yetiyordu. Acaba polis kendisine ulaşmış mıydı? Polis kendisine ulaşmış olabilirdi. Savaş ne toplumda ne de ailesinde hiç kimseye sesini duyuramıyordu tam olarak. Helen'le bile konuşmuyordu çünkü onun da kendisini tam olarak anlayabileceğini düşünmüyordu. Bu korkunç sessizlik ve duyarsızlık vicdan azabıyla birleşince kendisini ihbar etmekte buldu çareyi. Çünkü artık yaşam onun için anlamsız gelmeye başlamıştı. İlk bölümdeki ödül sahnesinde de vurgulanan bu korkunç yobazlığa, korkunç çürümüşlüğe karşı tek başına ne yapabilirdi? Tam her şey sona erecekken savaşa gelen telefon tüm akışı tersine çevirmişti. Helen birisini öldürdüğünü söylüyordu telefonda. Şimdi de Helen'in durumuna ve onun dönüşümüne kısaca bakalım. Aslında yaşam bu bölümde Helen'i de savaşta benzer bir durumun içerisine hapsediyor. Yaşadıklarından sonra onun da tutunabilecek bir dalı kalmıyor yaşamında. O babasıyla her ne kadar sorumlu da olsa kardeşini görmeye onun evine geldiğine göre içerisinde hala ümit kıvılcımları taşıyordu. Babasıyla olan ilişkisi henüz tamamen kopmamıştı. Ancak ev ziyareti sonrasında tüm ipler kopacaktı. Kardeşini onun eline teslim etmeyi reddeden kadın ona güvenmediklerini söylüyordu bu davranışıyla. Yemeğe geçtikleri zaman çocuğuna karşı ilgili görünmeye çalışan baba ona sorular sordukça aslında ne kadar ilgisiz birisi olduğunu Helen'in yüzüne çarpıyordu. Evde gördüğü tüm yapaylıklar, babasının onu yurt dışına göndermeye çalışma hamlesi. Ayrıca ilgisizliği ve toplamdaki o yapaylığı Helen'i oraya geldiğine pişman etmeye yetmişti bile. Helen savaşa da ulaşamıyordu defalarca aramasına rağmen ve sonuç olarak yapayalnızdı koca şehrin içerisinde. Son olarak onunla aynı yerde çalışan bu adamın iğrenç tuzağı, onun içerisindeki tüm insancıl duyguların ölümü olmuştu, ölmesine neden olmuştu. Kendisine tecavüz etmeye çalışan bu iğrenç adamı bıçaklayan Helen bu yaptığından haz alıyordu. Savaş da benzer bir durumda kalmıştı ama o taksiciyi yarı bilinçsiz bir hamleyle öldürmüştü. Helen ise tam tersi, adamı bilerek ve isteyerek öldürdü ve bundan zevk aldı. Geyik metaforu. Bir önceki videoda özel efekt uzmanı aranıyor demiştim. Çünkü savaşın karşısına çıkan taksici hayaleti gerçekten de çok acemce çekilmiş bir sahneydi ve diziye yakışmıyordu bence. Şimdi durum tam tersine dönmüş. Geyik sahnesi çok iyiydi. Peki bu geyik metaforu neyi temsil ediyordu? Ben iki olasılık söylemek istiyorum burada. Sonraki bölümlerde tabii ki yapımcıların tercihini daha net göreceğiz. İlk olasılık şu. Geyik Türk destanlarında da kullanılan bir hayvan figürüdür. Örneğin Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyri yol gösterir geyik. Olağanüstü bir doğumun habercisidir. Yeniden doğumun ya da doğuşun simgesidir geyik. Dizde de zaten savaşın yeniden doğuşunu seyrediyoruz. Tüm yollar tıkanmış ve tüm kapılar kapanmıştı savaş için ve aslında Helen için de tabii ki. Onların yeniden hayata tutunması ve bir amaç edinmesi geyik de sembolleştirilmiş. İkinci olasılıksa şu. Bu sahnenin aynısını yani geyik sahnesini bayılarak seyrettiğim bir psikolojik gerilim dizisi olan Hannibal'da da görmüştük.
Oradaki geyik kahramanın en büyük düşmanını simgeliyordu. Ben spoiler olmaması için daha fazla detay vermek istemiyorum. Ancak geyik bu dizide savaşın çok yakında bulunan inanılmaz zeki ve kendisini gizleyen bir düşmanı simgeliyor da olabilir. İleriki bölümlerde daha net yorumlar yapabiliriz. Hasret saygısız bir isim mi? Evet öyle. Hasret karakteri iki yüzlülüğün simgesi. Televizyon ekranlarına çıktığı zaman iyilik meleği, adalet dağıtıcısı gibi görünen bu kadın kendi yanında çalışanlarla baş başa kalınca onlara bir çöp muamelesi yapıyor. Ercüment bu kadını yemekte çözüyor. Ona yem atıyor, aynen bar sahnesindeki adama yaptığı gibi ve onun kendi içini dökmesini sağlıyor. Aslında iyi tanıdığını düşündüğüm bu kadını kendi ağzından tanıyor burada. Bu arada Hasret, Ercüment'in ikincil kişiliğini fark etmiş olabilir kamera görüntüleri sayesinde. Televizyonda daha yüksek yerlere gelmek için ya da kendi konumunu daha da sağlamlaştırmak için bu görüntüleri Ercüment'e şantaj yapmak için kullanabilir, böyle bir yanlışa düşebilir diye düşünüyorum. Ancak Ercüment de onun kamerasını görmüştü. Muhtemelen Ercüment Hasret'in nasıl hareket edeceğini, ne yönde tercihlerde bulunacağını test edecektir. Ercüment ileride bir gün bu kadını Hasret'i rehabilitasyon merkezine alırsa hiç şaşırmam. İkinci bölüm Ercüment'in Savaş ve Helen'e ulaşmasıyla sona eriyor. Ercüment muhtemelen bu ikiliyi yönlendirmeye başlayacak ve onlara bir tür rehberlik yapacak. Ancak en yakınlarından bile ihanet gören Savaş ve Helen ikilisinin Ercüment'e bir anda güveneceklerini düşünmüyorum. Sonuç olarak dizi ikinci bölümüyle iyi yolda olduğunu gösterdi. İlk bölümde gördüğümüz o özenti dizi yerini kendi tarzını çizebilen bir yapıma dönüşmüş. Umarım yapımcılar aynı heyecanla yollarına devam ederler. Üçüncü bölümde işlerin ne yöne evrileceğini merak ediyorum. Bir başka incelemede buluşmak üzere, kendinize iyi bakınız.